Bu yorgun kadınları arabamızı almak istedik, olmadı. Ürkek ve korkak adımlarla hızla uzaklaştılar. Burası Araç'ın bir köyü. Yaklaşık 30 kilometre. Kilometresine bakmayın. Bu köy uzak. Hem de çok uzak. Hani şair ne demiş? Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, kalmasak da, o köy bizim köyümüzdür. Hoş geldin Mustafa abi. Sağ olun. Ankara'dan gelmişiz ya, vardır bir hikmet elbet deyip toplandılar okulun bahçesine. Kaybedecek neleri var ki sanki? Hele soralım bakalım. Oldukça zor durumdasınız. Çok zor ancak durumdayız. Çok az miktarda ekininiz var. Var, kendimizi idare edemiyoruz yani. Evet. Peki mesela çayınızı, şekerinizi, buna benzer ihtiyaçlarınızı, yani bunları ne yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz? İdareyle yani bir mal satıp 5-10 kuruş yapabilirsek yapıyoruz. Yapamazsak yani çorba, ekmek, bunlar yani dar durumda geçiniyoruz yani. Bahçe yok, arazim yok. Dağlarda var, ektiğimi domuz yiyor. Olmuyor. Olduğunda gübre atamıyorum, alamıyorum, param yok. Bu durumdan çok dargınım geçiyor. Biz duyduk ki köyünüzde yıllardan beri devam eden ve yıllardan beri bu vatandaşlarımızın acı çektiği bir konu var. Öncelikle hastalık. Evet. Hastalık konusunda bize bilgi verir misiniz? Kuatır hastalığı doğru mu değil mi? Böyle bir hastalık var mı efendim? Var. Derdinizi, bu hastalığı kimlere duyurdunuz bugüne kadar? Birkaç defa toplantılar oldu Araç'ta. Bunu ben dile getirdim. Doktor bey. Kime anlattınız? Doktor bey de vardı. Bütün sağlık kurulu ve Kaymakam Bey'in nezareti altında hep kuruluşlar vardı. Evet, herkese duyurdunuz. Toplantı, muhtarlar toplantısı, bunun da duyurduk. Peki bu duyurudan sonra köye gelip sizi muayene ettiler mi, kontrol ettiler mi? Hiç. Hiç kimse gelmedi? Gelmedi. Siz hasta mısınız? Boğazınızda herhangi bir rahatsızlık var mı? Boğazımda daraltı var. Gösterebilir misiniz bize boğazınızı? Gösterdim. Evet. Yoksa yukarı çıkıyor evet. Mu? Evet. Evet. Oldukça şişmiş durumda. Biraz azaldı. Biraz azaldı diyorsunuz. Biraz azaldı. Peki acaba hiç ilaç kullandınız mı? Hap kullandım. Kim verdi bu hapı? İstanbul'dan, doktordan aldım. Siz İstanbul'a gittiniz mi? Gitmedim de reçeteyle. Reçete söylediniz, onlar oradan size ilaç gönderdi. Evet. Kaç yıldır efendim bu rahatsızlığı i̇şte, çekiyorsunuz? 5-6 senedir bu. 5-6 yıldır böyle. Bir kere ameliyat oldum, bir daha çıktım. Peki hanımefendi, acaba bu durumda nasıl çalışıyorsunuz tarlada, ben bağda? Çalışmıyorsunuz. Çalışamıyorsunuz. Evinizdeki... Baş yukarı hiç giremem, hiç çıkamam. Ölecek gibi hasta oluyorum, ölüyorum. Boğazınıza yani guatr hastalığına bir çare bulunamadı hiç mı? Hiç bakmadılar. Hiç bakmadılar. Doktorlar bakmadı. Guatr de var, ülser var. Ülser var. Evet. Nasıl çalışıyorsunuz peki? Çalışamıyorum. Sırtımda yük taşırken falan zorluk çekiyorum. Nefes alamıyorsunuz. Evet. Zorluk çekiyorsunuz. Evet. Hasta olanlar elini kaldırabilir mi? İşaret edebilir mi bize? Hasta olanlar. Size göre gerek var mı fazla konuşmaya? Kabarmış boğazlar, bükülmüş beller, eğrilmiş bacaklar. Orada bir köy var uzakta demiş şair. Bu insanlara yazık oluyor, bizim insanlarımıza. Hastanede, devlet hastanesinde bir doktor, mütehassıs doktor yok. Burada ebe hemşire yok, yol yok, gelir yok. Bu insanlara gerçekten yazık olduğu kanısındayım ben. Hasta olanların elini kaldırabilir mi, işaret verebilir mi? Bu hastaları görsek de, görmesek de, bu insanlar bizim insanımız. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın hemen hemen hepsi hasta. Ama birçoğu ne yazık ki guatr hastalığından olduğu evet. Gözüküyor. Ama bunun dışında başka tip hastalıklar da çok var. Siz tabii ki bu durumu biliyorsunuz çünkü size de iletilmiş. Evet. Acaba efendim siz neler yapabildiniz imkanlarınızla? Sayın Yöntem, guatr hastalığının sadece sudan olmadığı, bunun beslenme koşullarından hatta